Yoga felsefesinde ilerleyen ve gelişen biri olmak istiyorsan o zaman bu ilkelere uyacaksın ve vegan olmak zorundasın. Hani gördüğümde yok canım artık bu kadar da abartılıyor böyle şeyler olamaz dünyada deyip geçtim. Yani onu hiç görmek istemedim ki. Eyvah galiba bu nokta. Artık bu noktada bırakmam gerekiyor. Sağlığım elden gidiyor. Herkese merhaba. Bugün Yeliz Utku Koncay'la birlikteyiz. Kendisi 10 yılı aşkın süredir vegan bitirdiği üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyor şu anda kimya bölümünde. Ben de aynı üniversitede çalışıyorum. Aynı üniversitedeniz şu anda. Birkaç kere karşılaştık ama umarım ileride daha çok karşılaşırız. Yüksek lisans yaptığı yıllarda yurt dışındayken yoga ve veganlıkla tanışmıştı. Bu konuda çevirdiği bir kitabı da var. Ayrıca yoga ile de ilgileniyor ve vegan danışmanlık da veriyor. Şimdi hepsini detaylıca konuşacağız. Hoş geldin Yeliz. Hoş bulduk Suat. Çok teşekkürler beni davet ettiğin için. <laughs> ben teşekkür ederim geldiğin için. İstersen o yurt dışında geçirdiğin zamandan başlayalım. Yoga ve veganlıkla <laughs> tanışmandan ve hayatının evrilişinden. Çünkü bir de evet. aynı zamanda iki tane sağlıklı vegan hamilelik de geçirdin o süreçte. Bize biraz bunlardan bahseder misin? Tabii ki bahsederim seve seve. Zaten seve seve bahsettiğim konuların başında geliyor veganlık yoga, veganlığın her zaman yani insanın hayatının her aşamasında yapılabileceği konusunda böyle konuşmak hoşuma gidiyor. Amerika'ya doktora'ya gittiğimde üniversiteden mezun olduktan sonra veganlıkla tanışmıyordum. Vegan diye bir kelime vardı da yani ben biliyor muydum bilmiyorum. Sanırım ilk defa e, doktora yaptığım zaman New York'ta bunu öğrendim. Yani vejetaryenlik duymuştum. O bile ekstrem geliyordu ama veganlık yani bu, bu da ne böyle diye bakmıştım. İkisi aslında veganlık ve yoga aynı zamanda evrildi benim için. O doktora yaptığım sürede en çok yaşamak istediğim şehirdeydim. New York'taydım. En çok yapmak istediğim konular üzerinde çalışıyordum. Çok sevdiğim bir şey yapıyordum. Dışarıdan bakan biri için bütün taşlar yerine oturur her şey o süper... E, diye görünse de ben içimde bir boşluk hissediyordum. Onu doldurma yöntemi ararken ben şu yogayı bir daha deneyeyim dedim. Daha önce yogayı denemiştim ama çok böyle içime oturmamıştı, içime sinmemişti. Ama yaptığım yoganın böyle içimi dolduran bir şey olması gerekiyordu. O yüzden aradım taradım bir tane yoga türünü tamam bu olabilir bir deneyeyim dedim. Zaten deneyiş o deneyiş. Ve orada ilginç bir şekilde, hiç beklemediğim bir şekilde stüdyoya girdiğimde böyle şeyler gördüm. Afişler, işte bilgilendirme seminerleri bile yapıyorlardı. Veganlık ve vejetaryenlikle alakalı. Hatta girer girmez böyle kocaman bir panoda et yiyen bir çevreci olamazsınız. Çevreciysen et yiyemezsiniz gibi sözler vardı. Ben de eyvah nasıl bir yere geldik diye düşüne düşüne. Ama yoga yaptıkça o tabii bana iyi geldi. Oraya gitmeye devam ettim. Bir taraftan da eskiden beri böyle yüksek bir kolesterolüm vardı. Onu nasıl düşürürüm diye düşünüyordum. Tabii insan bir araştırmaya başladığı zaman Aa, hayvansal ürünlerde varmış sadece kolesterol meğer. Ama canım ben çok yemiyorum ki zaten diyoruz. Yani hepimiz o evrelerden geçiyoruz herhalde. Sonra bir baktım ki ben aslında o kadar da sandığım kadar az hayvansal ürün yemiyormuşum. İşte yavaş yavaş Öyle şunu da yemesek olur mu acaba, bunu da yemesek olur mu acaba gibi denemeler yaparken bir gün New York Üniversitesi'ndeki öğrencilerin açtığı bir standın kenarından geçtim ve orada broşürler vardı özellikle tavukların ve yumurtlayan tavukların durumunu gösteren fotoğraflar vardı. Böyle üst üste tavuklar, işte ne bileyim dışkıları birbirinin üstüne geliyor, tüyleri yolunmuş yolunmuş. Yani ben çocukluğumun bir kısmı köyde geçmiş bir çocuk olarak bunu gördüğümde yok canım artık bu kadar da abartılıyor böyle şeyler olamaz dünyada deyip geçtim yani onu hiç görmek istemedim ama işte gördüğü bir şey insanın aklına takılıyor ya sonra onlar aklıma takıldı başka bir yerlerden duydum falan derken bu benim yaptığım yoga türü veganlı Tavsiye eden bir yoga türü ve onun eğitmenlik eğitimlerine başlarken okumamız gereken kitaplardan bir tanesi de John Robbins'ın Diet for a New America kitabıydı. Onu okuduğumda türlü çeşitli hayvanların üretilmesi için yani bizim tüketimimiz için yetiştirilip o satış aşamasına gelene kadar ne kadar büyük eziyetlerden geçtiğini anlatıyordu. Öyle onu okuduğumda ha çok mantıklı veganlık çok mantıklı. Özellikle hamile olduğumda işte vegan olmalıyım diyordum ama yani mantıklı olarak düşünüyorsun ama onu yapamıyorsun bir türlü. Ama günün birinde öyle bir nokta geldi ki dişi bir insan olarak, bir kadın olarak benimle çocuğum arasındaki bağ ile bir dişi bir ineğin ve onun yavrusu arasındaki bağ arasında hiçbir fark olmadığını yani bir anda idrak ettikten sonra onu böyle içimde hissettikten sonra ben bu bağın arasına giremem. Yani o süt denen şeyi ben kendim için alamam ve alırsam da kendimle yaşayamam. Yani söylediklerimle çelişmiş olurum. O yüzden tamam belki ölecek duruma geleceğim, açlık durumuna geleceğim ama bunu bir denemem lazım. O duruma gelince de tamam elimden geleni denedim, olmadı derim. Öyle kendimle yaşarım diye düşündüm ama işte o 2007 senesindeydi. Yani o zamandan beri kendimle gayet barışık bir şekilde vegan olarak yaşıyorum. İki de hamilelik geçirdim aslında gayet de sağlıklı. Evet, iki de hamilelik geçirdim. İkisinde de tamamen vegandım. Emzirirken de tamamen vegandım. Benim şansım o senelerde ilk hamileliğimi Amerika'da geçirdim. Etrafımdaki insanlar biraz uzaktaydı. Yani aileler, arkadaşlar vesaire. O sosyal baskıyı çok fazla hissetmedim ama insanın içinde yine de bir Böyle endişe oluyor. Ya ben hani hasta olsam da sorun değil benim için diye düşünüyorsun. Hani vegan beslenince hasta olacaksın ya diye düşünüyorsun hala. Ama hamile olunca bir tane daha candan sorumluyum şimdi. Hani bütün bildiklerimi gerçekten iyi biliyor muyum diye o dönemde çok fazla araştırmıştım veganlığı, vegan beslenmeyi. Ee, hani doğru bir şey yapıyorum değil mi bu çocuğa bir zarar vermeyeceğim değil mi demek için. Biraz da hastalık hastası olduğum için hani böyle bir e, azıcık yorgun hissetsem kendime eyvah herhalde demirim düştü bak işte vegan beslenince oldu herhalde diye hemen araştırmaya koyuluyordum. Neler yayınlanmış bunun hakkında diye. Ama her araştırdığımda bütün makaleleri her okuduğumda aslında tam tersi çıkıyor. Yani vegan beslenme e, senin sağlığını da en çok destekleyecek şey çıkıyor ve her araştırdığımda Aklım almıyor. Nasıl bütün araştırmalar aynı şeyi gösterir ve biz hala bunun tam tersine inanıyor oluruz. Hala 50 sene önce kitaplarda yazılanları duyuyor oluruz. Televizyondan bize bunlar gelir, annemiz bunu söyler, işte kayınvalidemiz onu söyler vesaire. Onu gördükten sonra ya ben bir e, okuduklarımı anladıklarımı da insanlarla paylaşayım demeye başladım. İşte e, öyle öyle biraz yazmaya paylaşmaya başladım o dönemlerde yani bende de aynı içgüdü olmuştu. Vegan olduktan sonra ya biz çok kötü kandırılmışız. Yani benim bunları herkese anlatmam lazım, herkese uyandırmam lazım gibi bir hissiyat olmuştu. Sen de veganyemekler.com'u sanırım bu motivasyonla başlattın. Bayağı içerik var orada, bayağı takipçin de var biliyorum. Biraz ondan bahsetmek ister misin? Evet, veganyemekler.com'u öyle yazmaya başladım. Aslında ilk önce böyle ufak bir blog şeklinde yazmaya başladım. Hani şey diyordum, ya 30 kişi falan takip ederse ...tamam ben bu işi ciddiye alırım diye düşünüyordum. Tabii 30'un çok üzerine geçti. Ondan sonra veganyemekler.com oldu. E, mümkün olduğu kadar tarif de paylaşıyorum. Ben kendi yaptığım tarifleri, kendi beğendiğim tarifleri unutmayayım da... E, ...diye de orada paylaşıyorum. Bir taraftan bilgiler de paylaşıyorum. Çünkü Türkçe bilgi sıkıntısı hala var. Hele o zaman ben yazmaya başladığımda, 2010'da yazmaya başlamıştım. Çok az veganlıkla ilgili Türkçe kaynak vardı. Yani bir iki tane blog vardı sadece... Onlar da artık şey yazmıyorlardı yani onu yöneten insanlar. Ben özellikle kendi etrafımı daha yeni doğurmuştum çünkü o zaman kendi etrafımı sakinleştirmek için işte araştırıp araştırdıklarımı orada paylaşmaya başlamıştım. Sonra da oradan gittikçe büyüdü o. Evet dediğin gibi çok fazla içerik var içinde. Geçen gün bakarken ya ne kadar fazla var yani böyle bir organize edeyim diye bakmıştım. Hani neyi nereye koyacağım? E, bilgiler var, tarifler var, etkinliklerden videolar var, e, yaptığım seminerlerden bazılarının kayıtları var. Yani ne kadar yararlandıklarını söyleyen mesajlar alınca. E, o hakikaten senin de eminim öyle oluyordur. Böyle kötü hissettiğim bir günde bile bir motivasyon oluyor. Ya tamam yaptıklarım boşa gitmiyor demek ki birilerine yol gösterebiliyor ya da ilham verebiliyor yaptıklarım diyorsun. Ne için uğraşıyorum acaba diye yani çok düşündüğüm anlar oluyor. Hani kendi sosyal hayatında ya da işteki o yorgunluklarla bir de ben buna mı zaman ayıracağım derken hiç alakasız bir yerden bir mesaj geliyor. İşte sayenizde 3 aydır videolarınızı izliyorum çok iyi oldu. Ailemde şöyle değişiklikler oldu, böyle değişiklikler oldu. Ya yani demek ki o hani olumsuz yorumların veya sessiz geçen zamanlarda aslında birileri faydalanıyor ve yani bunu beğeniyor. Bu güzel oluyor gerçekten. O sitede aslında güzel bir içerik vardı. Benim şimdi ilk aklıma gelen eser miktarla ilgili yazdığım bir yazı vardı. Bu çünkü vegan dünyada çok tartışılan bir şey. Yani bilmeyenler için özet geçmek gerekirse bazı ürünlerin içerisinde süt ve süt ürünleri örneğin eser miktarda olabiliyor. Bunu bazı veganlar vegan değil olarak kabul ediyor ama aslında bunları vegan olarak kabul etmek lazım. Sen de bir hani kimyacı olarak tabiri caizse bu konuda güzel bir deney de orada insanlara gösterince bence çok akılda kalıcı olmuştu. Aslında biraz da ondan bahsetmeni isteyeceğim. O da bir ihtiyaç üzerine çıktı bu eser miktar yazısı. Koç Üniversitesi'nde 2011'den beri görev alıyorum ben. 10 sene olmuş. Oradaki öğrencilerimden yavaş yavaş işte veganlıkla ilgili, veganlıkla ilgileniyoruz vesaire e, demeye başladılar ama herkesten bir eser miktar du duymaya başladım. Bir de e, sosyal medyayı da daha fazla kullanınca ya işte tabii biz veganlar olarak her şeyin içeriğini okuyoruz. Bir tane çikolata alıyorsun. Çikolata bulabilirsen tabii. E, ya da atıyorum hadi bisküvi olsun o daha şey bir örnek olur. Bütün içeriği güzel, hayvansal değil fakat en altta eser miktarda süt ürünü içerebilir yazıyor. Şimdi nedir bu? Yani bazıları diyor ki yok efendim eser miktarda olsa bu süt ürünü içerir. Aynen dediğin gibi ben bir kimyacı olarak tam eser miktar nedir? Bunun tanımı nedir diye düşünerek kendim için de böyle bir görsel bir imaj yaratmak için aslında başlamıştım. Yani bir bardağın içinde bir damla mıdır eser miktar? Yoksa ya ben buna azıcık tereyağı kattım hani tat versin diye derler ya o mudur eser miktar? Yoksa hakikaten böyle bizim bildiğimiz anlamda ölçemeyeceğimiz boyutta karış karışmış olabilir demek midir eser miktar diye. Bunu birimleriyle ve büyüklükleriyle beraber bakmaya başlamıştım. Ve hakikaten ortaya şu çıkıyor. Yani sen böyle bir iki tonluk bir üretim kazanına eğer bir damla karıştıysa onu ki bir damladan çok çok daha az çıkıyor eser miktar tanımına, tanımına bakarsan ve onu aletler saptayamıyor. Eğer aynı üretim bandında üretiliyorsa ya da hatta aynı odada üretiliyorsa ya bundan bir damla sıçramış olabilir biz bunun garantisini vermiyoruz bakın alerjiniz varsa ona göre kullanın demek için aslında legal olarak zorunlu bir şey mesela Avrupa Birliği ülkelerinde o yüzden eser miktar yazısı yazılıyor. Ama mesela işte bunu böyle çok filozofik tartışmalara dönüştürenler de oluyordu. Ya işte bir tonluk üretim şeyinin içine ben bir tane işte dana atsam o da eser miktar olur ama işte vegan olur mu? Öyle bir şey değil eser miktar. Yani o zaten eser miktar olmuyor. Onu biz saptayabiliyoruz. Ama yan banttan bir damla sıçradıysa ya da bir fabrikada üretim yapan bir işçi atıyorum kaşığı yıkadı ama es eskaza bir yerinde böyle bir damladan az bir şey kaldıysa ve o karıştıysa hani onun garantisini vermiyoruz demek için yazıyorlar onu. Yani aslında onlar vegan tabi eser miktarı. Bence gayet veriyorlar. ikna edici. Yazıyı da aşağıda paylaşırım merak edenler. Görüntüleriyle sen çok güzel görüntülerinle okurlar zaten. Yogaya geri dönmek gerekirse bir de çevirdiğim bir kitap vardı. Yoga ve vejeteryanlık. Aslında tabi e, vejeteryanlık başlıyor ama o galiba veganlığa denk geliyor. Biraz yani kitaptan da bahsetmeni isteyeceğim. Tabii. Yoga ve vejetaryenlik kitabı benim e, çok severek okuduğum bir kitaptı e, New York'tayken. Ben Jivamukti Yoga özellikle çok seviyorum. Onun öğrenciliğini yaptım, hala yapıyorum ve onun hocalık eğitimini aldım ve onun hocalığını yapıyorum. Yani bildiğimiz aslında yoga felsefesini anlatıyor fakat özellikle veganlığı da anlatan ve teşvik eden bir tarafı var. Yani vejetaryenlik dediğinde aslında saf vejetaryenliği kastediyor. Hatta yoga ve vejetaryenlik kitabına Amerika'da da tepkiler vardı. Türkiye'de de yoga ve vejeteryanlık diye basılınca o zaman da tepki geldi. Ya siz vejetaryenlik diyorsunuz ama burada veganlık anlatıyorsunuz diye. Aslında felsefenin temelinde veganlık var. Çünkü yoga dediğimiz şey, kısacası özetlemek gerekirse, bütün her şeyle bir olduğunu hissetme hali. Aynı bilince beraberce Bütünleşme hali anlatıyorsun belki konsept olarak kavram olarak düşünüyorsun ama onu hissedebilmek çok zor mesela Patanjali'nin Yoga sutraları diye böyle çok günümüz modern yoga dünyasında kullanılan bir eser var onda diyor ki adam aşama aşama söylüyor diyor ki eğer sen bunu hissedemiyorsan diyor o zaman ilk yapacağın şey madem başkalarını görüyorsun Hani ben, ben yelizim diye hissediyorum, sen de suatsın. Yani aramızda bir ayrım olduğunu hissediyorum ben. Yoga dediğin şey o ayrımı hissetmemek. Ama bir ayrım hissediyorsan o zaman şunları yapacaksın karşındakine. Zarar vermeyeceksin. O ahimsa, ona yalan söylemeyeceksin, dürüst olacaksın, ondan çalmayacaksın, onun cinsel enerjisini manipüle etmeyeceksin ve ihtiyacından fazlasını da almayacaksın. Bu tamamen başkalarına karşı davranışlarını e, kapsayan bir şey, bir kılavuz, bir yol gösterici aslında. Bütün bunları, e, yamalar denilen bu kılavuzları ya da bu ilkeleri diyelim, başkalarıyla davranışlarımızda gözetmemizi tavsiye ettiği ilkeleri Patanjali'nin, bu kitap, Yoga ve Vejeteryanlık kitabı. Tamamen hayvanlara davranışlarımız üzerinden yorumluyor ve bizim kültürümüzde hayvanlara bakışı ve kullanışı bu yoga ilkelerini oturtmaya çalışıyor. Ve hiçbirinin yoga ile uyumlu olmadığını görüyor. Yani eğer sen bir yoga felsefesinde ilerleyen ve gelişen biri olmak istiyorsan diyor o zaman bu ilkelere uyacaksın ve vegan olmak zorundasın hani bu şeylere bakarak. O açıdan veganlıkla çok alakalı bir kitap ve beni de çok etkilemişti. Okuyanları da etkiliyor. Şimdi yoga ve veganlık olarak hatta çıktı. Yoga and veganism olarak çıktı Amerika'da. Yoga ve veganlık olarak basmak isteyen bir yayın evi de var. Bakalım eğer onlar halledebilirlerse yoga ve veganlık olarak da tekrar basılacak. Süper. O zaman vegankitap.com'da da adını hemen değiştiririz. Süper. Böylece eleştiri de almayız. <laughs> Sen 10 yıl aşkın süredir vegansın aslında. Bence bu Türkiye için çok eski bir tarih. Tabii Amerika'da başlamış olman bir avantaj. Buralara biraz daha belki de geç geldi bu zihniyet, anlayış. Tabii hı hı. E, ticari ürünler de paralelinde. Ben 2017'de vegan olduğumda yani vegan ürünler bir elin parmakları kadardı ve herkes hepsini biliyordu. Şu anda öyle bir şey ki ben bazılarını hiç daha tadamadım bile, fırsat bulamadım. Bu aslında bence güzel bir gelişme. Evet. Özellikle 10 yıl aşkın süredir vegan olduğun için aslında bilgin fazla ve insanlara da yol gösteriyorsun birebir danışmanlık verdiğini biliyorum. Aynı zamanda da zaman zaman açılan online kursların da var bilinçli vegan adı altında. Biraz bunlardan da bahsedersen bence faydalanmak isteyenler açısından iyi olabilir. Evet. Veganyemekler.com'da yazdığım yazılara ek olarak bir de bazen seminerler veriyorum, atölyeler veriyorum. Bazen değişik kurum ve kuruluşların yaptığı organizasyonlar oluyor. Mesela Türkiye Vegan Derneği ile yaptığımız vegan günlerinde konuşmalar, atölyeler yaptım ya da onların Vegan Nature diye bir dergisi vardı. Oralar için yazı yazdım. Yoga Journal Türkiye ile çok fazla veganlık üzerine yine şeyler yaptık. Değişik mecralardan yapıyorum ama benim en sevdiğim ve en böyle kendi eğitimim diyebileceğim şey tabii bilinçli vegan kursu. Etrafımda bir sürü ve veganlığı deneyip de bırakan insan görünce üstelik de çok da aklı başında insanlardı bunlar. Ya hakikaten denediğini görüyorsun ve hakikaten yani bir sebepten dolayı bırakıyor ve onun üzüntüsünü çekiyor yıllar boyunca. Yani neden ben yapıyorum da hani başkası yapamasın diye düşünerek hani neleri bilmesi gerekiyor bir kişinin hani veganlığı sürdürebilmek için veganlığın ilk aşamalarında diye düşünerek eğitim tasarladım ortaya koydum ve şimdi onlarca mezunu oldu bugüne kadar bilinçli vegan kursunun. Yakınlarda tekrar açacağım. Bunu genelde sosyal medyadan duyuruyorum Instagram'dan vesaire. Onun dışında da yani Instagram'dan eğer takip eden olursa ya da YouTube'da etkinlikler geçtikten sonra kayıtlarını paylaşıyorum. Ama duyuruları oralardan yapıyorum. Genelde bana gel veganlıkla ilgili konuş, ilgili bir seminer ver, bir kurs ver dediğinde Hayır dememeye çalışıyorum. Yoga kursu gibi bir şey var mı? Yoga kursu da var tabii. Ben aktif olarak öğretiyorum. O da özel dersler var, özel grup dersleri var. Civa Mukti Yoga Türkiye grubu var Instagram üzerinde. Oradan da duyurularını yapıyoruz ya da Instagram'da Yeliz Utku ismiyle ben kendi derslerimi de bazen paylaşıyorum. Düzenli derslerimiz de var. Verdiğim atölyeler ya da dersler de var. Bütün ilgilenenleri beklerim. Yani ben sosyal medya hesaplarını aşağıda paylaşacağım zaten, ama buradan da izleyenleri tavsiye edeyim Yeliz'in hesaplarını çünkü çok eskiden biri vegan olmuş olmak aslında belli bir olgunluğa getiriyor insanları ve paylaşımlar da o noktada şekilleniyor. Normalde yeni heyecanlı vegan paylaşımlarını görüyoruz internette. Yeliz'in ondan çok uzakta olduğunu göreceksiniz. Hakikaten hepinizin faydalanabileceği şeyler de içeriyor. Çok dolu doğru. dolu konuştuk gibi geldi bana. Aslında fena da konuşmadık. Son olarak belki eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Son olarak yani bunu kimler izliyor bilmek hiç mümkün olmuyor. YouTube'da olacak çünkü bu ama kime ulaşıyorsa eğer bunu izliyorsanız ve içinizde bir şey kıpırdatıyorsa ya ben de olabilir miyim acaba ben de vegan olabilir miyim acaba diye düşünüyorsanız evet olabilirsiniz. Vegan olmak için yapmanız gereken ilk şey karar vermek. Vegan olmaya karar vermek. O kararı almak insana çok zor geliyor. Hatta vegan olduktan sonra bile vegan olduğunuzu kendinize itiraf edemeyebilirsiniz benim yaptığım gibi. Ama ondan sonra onu sürdürebilirsiniz dürebilmek için bilgilenmeniz gerekiyor. O daha sonra gelecek bir şey. Ve ondan sonra da zaten kendi akıl ve ruh sağlığınıza, beden sağlığınıza dikkat etmeniz gerekecek. Ama bu zaten herkesin yapması gereken bir şey. O yüzden böyle çok gözünüzde büyütülecek bir şey değil vegan olmak bir tane karikatür görmüştüm. Vegan vegan olacağım, vegan vegan olmaya karar verdim. İşte bu camdan atlamakla bir metafor çiziyor. Yani camdan atlayacağım vesaire diye. Adam tamam gözünü kapatıyor camdan atlayacağım diyor. Gidiyor cama. Ayağını atıyor. A meğer cam yerle birmiş. Yani şey... Binadan 20 kat aşağı düşmüyor da hemen ayağı yere basıyor. Yani o korktuğu kadar büyük bir şey değilmiş. Benim için de veganlık öyle bir şey oldu. Yani açlıktan öleceğimi düşünerek veganlığa başladım. Hiç öyle bir şey olmadı. Hiç kimse için de öyle olmak zorunda değil. Bir sürü insan bunu gayet sağlıklı bir şekilde yürütüyor. Suat bunun bir örneği. Ben bunun bir örneğim. Etrafınızda çok fazla örnek var zaten. Benim önümde ben vegan olduğumda 30 senedir vegan olan biri vardı. Çünkü vegan olduktan sonra böyle öyle bir noktaya gelmiştim ki eyvah galiba bu nokta artık bu noktada bırakmam gerekiyor. Sağlığım elden gidiyor demiştim yani bir noktada. Sonra bir baktım ki etrafımda 30 senedir vegan olanlar var. Nasıl ya? Yani onlar nasıl başarıyorlar? Ben de başarabilirim diye düşünerek devam ettim. Bilgilenerek oluyor tabii orada. En azından 30 sene boyunca bunu devam ettirebilirim diye düşünüyorum. 30 sene sonra da o örnek aldığım kişi hala vegansa ki bugün hala vegan. Tamam o zaman bir 50 sene daha da devam ettirebilirim diye düşünüyorum. Yani veganlık mümkün hakikaten. Vegan yaşamak mümkün. Yeter ki siz isteyin ve karar verin. Ya tabii aksine o kadar inandırılmışız ki sanki hayvansallar hayatımızdan çıkınca bir şeyden mahrum kalacakmışız hissi. Evet. O çok zor geçiyor, çok uzun zaman sonra geçiyor. Aslında tabii burada idrak edilmesi gereken şey hayvansalların bize çok az bir kısmının gerekli, büyük bir kısmının bize zararlı olduğunu anlamak. Onu anladığınız zaman zaten gönül rahatlığıyla çıkarıp bitkisel alternatiflerle ya da bitkisel olması gerekenlerle hayatınıza devam ediyorsunuz. Teşekkürler katıldığın için Yeliz. Ben ee, çok teşekkür ederim Suat. Güzel bir sohbet oldu. Dediğim gibi aşağıda bahsettiğim linkleri e, zaten bırakacağım. Bu konuda da yorumları olanlar varsa onlar da aşağı yazarsa sevinirim. Tekrar katıldığın için teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Görüşmek üzere.